Borsa İstanbul sunar. Efendim 13 Temmuz Perşembe, ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Öncelikle günaydın ekranlarını yeni açan izleyicilerimize, çaylarımızı kahvelerimizi hazırladık. Dünden randevulaşmıştık zaten, o yüzden bugün birlikte güne başlıyoruz. Bugün bize eşlik edecek olan konuklarım, Noyan Rona bugün stüdyo konuğum olacak. Şangay'dan değil, bugün stüdyodan canlı yayında kendisiyle uzun uzun sohbet edeceğiz, eski diplomat. Ardından tabii ki bir Perşembe klasiği, Doktor Burak Köseoğlu. Ardından Profesör Doktor İnhan Elif Yılmaz ve Profesör Doktor Serap Durusoy ile piyasaları ve özellikle ekonomi politikalarını ele alacağız. Tabii ki maliye politikaları, para politikaları buna devam edecek. Beklenti raporunda bize Doktor Can Pamir ve Dündar Parlar eşlik edecek, yönetim danışmanı kendisiyle de ve bu devam sohbeti devam ettireceğiz. Evet, şimdi sabah ekranında özellikle Borsa İstanbul'da işte günün nasıl başladığını hep beraber bakacağız. İşte neler oluyor, neler bitiyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da dün kapanışta küçük bir düşüşle kapattı. Bu önemli değil. Bir kar satışları geri çekilmeler olacak bu şekilde ama çok sert geri çekilmeler beklenmiyor. İkincisi Borsa İstanbul şu anda hala ucuz olmaya devam ediyor. Hala yatırım araçları arasında bir numara olmaya devam ediyor ve hala talep görmeye devam ediyor. Özellikle Batı'yla ilişkilerdeki yumuşama, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerdeki yumuşama Borsa İstanbul'un da yönünü yukarıya doğru ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Maastricht kriterlerini vurgu yapan açıklamaları, yine Batı ile olan Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde müzakere sürecinin yeniden başlayacak ve yani daha işlevsel bir şekilde, daha hareketli bir şekilde devam edeceğinin bir anlamda şu anda öngörülmesi Borsa İstanbul'u da olumlu yönde etkiliyor. Tabii bir taraftan da Borsa İstanbul'u olumlu yönde etkileyen enflasyon var. Enflasyon biliyorsunuz borsayla kardeş, yani borsalarla enflasyon, yüksek enflasyon, borsaların bir anlamda ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artması, bunların şirketlerin karlarında tabii ki yansımaları, borsadaki işlemlerin de yukarı yönlü hareket etmesini de beraberinde getiriyor. Şimdi efendim baktığımız zaman 6342 puandan kapandığını görüyoruz Borsa İstanbul'un. Diğer taraftan dün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon rakamlarıyla haberlerini aldık. 3.1 bekleniyordu ama 3 geldi. Beklentilerin altında geldi. Bu tabii ABD için önemli bir rakam. Diğer taraftan ABD enflasyon verilerinin beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle ülkede resesyon fiyatlamasının da yumuşadığını belirtebiliriz. Ve yumuşak bir iniş senaryosu gerçekleşecek. Yani Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve, Fed direndi, faizleri yükseltti ve enflasyonu da bakın %10'ların üzerine çıkan bir enflasyon vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. %3'e indi Amerika'daki enflasyon. Demek ki istikrarlı ve sürdürülebilir bir para politikasıyla, faiz politikasıyla enflasyon düşebiliyormuş. Bunu da buradan görmüş olduk. Şimdi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda %92 oranda 25 bas puanlık bir artış bekleneceği tahmin ediliyor. Bankanın yıl sonuna doğru da toplamda 50 bas puanlık faiz artışı potansiyeli var. Bu da masada duruyor. Gene verilere bakacaklar. Şahin adımlarda sona yaklaşıldığına dair öngörüler yine masada. Fed'in yetkililerinden enflasyonla mücadelede kararlılık açıklamaları geliyor. Sıkı para politikasını sonlandırma yönünde Fed'in temkinli tutumu da sürüyor. Yani bir anlamda gevşek bir para politikasına da geçmeyeceğiz diyorlar. Yani veriler bize evet artık yeter. Bu düşük enflasyon, yani enflasyon düşme süreci kalıcı.
Hedef 2 ama 2'nin olması biraz zor. Bunu da biraz eğer oturup doğru konuşmak lazım. Çünkü bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde de hani işler böyle acayip iyi gitmiyor ama bankalardaki sorun da biraz çözülmüş durumda. Orada hala bir endişeli bir bekleyiş var. Richmond Fed Başkanı Barkın enflasyonun hala yüksek olduğunu ve Fed'in enflasyona karşı oluşabilecek agresif harekette etkinliğini de bir anlamda vurgulayan bir konuşma yaptı. Barkın'ın açıklamaları şöyle, Richmond Fed Başkanı çünkü bu konularda biraz daha söylemlerinde ağırlık kazanıyor. Arz kısıtlanırken diyor, üretimde kısıtlama olurken talebin yüksek kalmaya devam ettiğini ve bunun da bir talepten kaynaklı bir enflasyon oluşabileceğini ifade ediyor. Bunu dengeye getirme sürecinin yavaş olduğunu, bu tam dengeye gelene kadar da bu 50 bas puanlık artış, yani FED'deki faiz oranının artışının her zaman cepte olduğunu söylüyor. Gelen verilerin enflasyonu hedefe döndürdüğünü teyit etmemesi halinde yeniden faiz silahını kullanabiliriz açıklamasında bulunduruyor. Minneapolis FED Başkanı Kaçkai'nin açıklaması, yerleşen enflasyonun FED'in daha fazla faiz artışı yapmasına neden olabileceğini söylüyor. Şimdi onlar için 3 çok büyük bir enflasyon çünkü sıfır enflasyon ve bir maksimum enflasyondan yaşadı Amerika Birleşik Devletleri uzun dönem içerisinde. Şimdi %10'lar falan acayip yüksek bir enflasyon. Orada bir anlamda istihdam verilerinde, işte tarım dışı istihdam verilerinde, işsizlik verilerinde, üretimde, tüketimde ciddi problemler yaşandı. Şimdi ise mesela Amerika'da ücretlerde bir yüksek bir fiyatlama var. Ücretler yüksek olduğu için de iş gücünde de bir anlamda çalışacak insan bulamıyorlar. Yani para veriyorlar ama bu defa çalışacak insan bulamıyorlar. Çünkü insanlar ücret beğenmiyorlar. Bir de böyle bir durum var. İstihdamda böyle bir sorun da söz konusu. Şimdi bugün yurt içinde özellikle haftalık para ve banka istatistiklerine bakacağız. Yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi bu defa. ÜFE'ye bakacağız. ÜFE ne gelecek? Haftalık işsizlik başvurularına bakılacak. Hazine bütçe dengesi, İngiltere'de ve Euro bölgesinde sanayi üretimini olacak. Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkaracağını dile getiriyor analistler. Bu konu öne çıkacak. Ve bakacağız Borsa İstanbul'da da teknik açıdan direnç seviyesi 6400-6600. 6400-6600, 5700'leri konuştuk biliyorsunuz bayramdan önce. 5700'ü kırdık, onu kırmakla kalmadık. 6000 üzerine çıktık. Şimdi direnç seviyesi 6400-6600'ü falan konuşuyoruz. Destek seviyesi 6200. Artık 6000'in altında çok fazla bir düşüş beklenmiyor Borsa İstanbul'da. Bakın 6342 küçük bir düşüşle dün kapanışı gerçekleştirdi. Dolar TL 26.09'dan 26.13'e çıktı. Bakın dolar yükselmeye devam ediyor. Sonra Euro TL'ye bakıyoruz. 28'lerden o da 29.12'ye yükseldi. Sepet kur 27.65. Gram altında 1647. Gram altın doların yükselişiyle beraber yönünü yukarıya doğru çevirmeye devam ediyor. Bu arada istikrarlı bir şekilde yükselen bir gram altını da görüyoruz. Bu da çok enteresan. Dolar endeksi DXY'da gerileme var. Şimdi Amerikan doları değer kaybediyor sevgili izleyiciler. Şimdi Amerikan doları değer kaybediyor. Çünkü faiz oranları yüksek oldukça doların Amerika'ya bir seyri var. Yani para nereye gider? Faiz oranının yüksek olduğu, faizin yüksek olduğu yere gider. Ama ABD'de de faiz yükselince dolar memleketine geri dönüyor. Şimdi bakıyoruz, dolar endeksinde bir gerileme var. 100.14. Dolar gerileyince euronun, poundun, işte sterlinin, işte yenin, İsviçre frangının da dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Euro 1.11 seviyesine yükselmiş paritede. Ondan sonra pound dolar paritesine bakarsak o da %0.18 değer kazanıyor. 1.30'a gelmiş vaziyette. Dolar yen paritesi 138.49 ve dolar İsviçre frangı paritesi 0.86. Yen karşısında bir miktar değer kazandığını görüyoruz ama bu da gün içinde muhtemelen yenin lehine devam eder. Şimdi Uzak Doğu borsalarına bakalım. Çin Şangay borsası 3.223'e yükselmiş. Yön yukarı doğru. Japonya Nikkei 32.416 seviyesine yükselmiş vaziyette. Hong Kong 19.327, Güney Kore 2.395 ve Hindistan borsası da 65.724. Yine burada da bir yükseliş var. Uzak Doğu yön yukarıya doğru alımlar var.
Şimdi Amerikan borsalarında evet yukarı yönlü yükseliş. Çünkü bakın dolar endeksindeki düşüş, yani doların Amerika'da değer, dolar Türkiye'de değer kazanıyor. Dolar dünyada değer kazanmıyor. Dünyada değer kaybederken Türkiye'de değer kazanıyor. Çünkü Türk parasının değerinin her geçen gün aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Şimdi dolar endeksinde DXY'daki düşüş Amerikan borsalarının yönünü yukarıya doğru çevirmesini beraberinde getirdi. Bakın Dow Jones endeksi 34.647'ye çıkmış vaziyette. S&P 500 4.519'a yükseldi. Nasdaq'a bakacak olursak Nasdaq'ta da 15.503'e çıktı. Şimdi Amerikan borsalarında durum bu. Tahvil faizlerine bakalım. Bakın aynı şekilde yön aşağı doğru görüyor musunuz? 2 yıllık tahvil faizlerinde 4.70'e geriliyor. 10 yıllıklarda 3.85'e geriliyor. 30 yıllıklarda dün 4'ün üstündeydi 3.95'ten. Yani düşüşten biraz daha yükselişe geçmiş ama düne bakarsanız dün 4'ün üzerindeydi. Bugün 3.95'e gelmiş. Tahvil faizlerinde de bir geri çekilme var. Peki altın, ons altın. 2000 doların üzerine çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Ama yön yukarı. Çünkü DXY'daki yani dolar endeksindeki düşüş, Amerika Birleşik Devletleri'nin doların değer kaybetmesi, altının ons fiyatının da yukarı yönlü hareketini beraberinde getirdi. 1960 doların üzerinde çıktı. Brent petrol 80, ham petrol de 75 dolar. Şimdi şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Yani petrol fiyatları dünyada düşüyor da bizde neden akaryakıta sürekli zam geliyor? Çünkü Türk lirası dolar karşısında değer kaybettiği için. Biz de petrolü dolarla aldığımız için doların Türk lirası karşısında değer kazanması ya da farklı bir ifadeyle Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi bizim daha çok TL vermemizi, TL karşılığı dolar vermemizi de beraberinde getirdiği için dolar yükseldiği zaman bizdeki akaryakıt fiyatları yükseliyor. Ama bakın dünyada petrol fiyatları Brent petrolde ve ham petrolde yine 70-80 dolarlar civarında ve düşmeye de devam ediyor. Şimdi DXY'da acaba 100'ün altına iner mi? Şimdi bunu görürseniz hiç şaşırmayın önümüzdeki günlerde. Kripto piyasalarında bir kar realizasyonu var ama artık 30 bin destek seviyesi kriptoda özellikle Bitcoin'de 30.281 dolar. Bitcoin TL 797.992'ye gerilemiş. Ethereum'da da 1866. Bu da uzun zamandır bekliyor zaten. Tabii ki 18 bin dolarlardan, 20 bin dolarlardan kripto alan izleyicilerimiz, yatırımcılarımız ne yaptı? 30 bin doların üzerine çıkınca bir kar satışı yaptı. Ama orada da böyle çok volatil bir piyasa sanki görülmüyor. Biraz daha yatay bir seyirde devam ediyor. Şimdi hani Amerikan Merkez Bankası'nın özellikle Fed'in yakından takip ettiği tüketici enflasyonunda yıllık bazda dedik ya 3'e geldi. İşte bu gerilemenin de gerileme eğiliminde devam ettiği söylenebilir mi? Bakalım nasıl? Amerika Birleşik Devletleri'ne tüketici fiyatlarındaki düşüş eğilimi sürüyor. Haziran'da tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %4'den %3'e geriledi. Veriye aylık bazda bakıldığında ise %0.1'den %0.2'ye kısmi bir yükseliş söz konusu. Amerikan Merkez Bankası Fed'in yakından takip ettiği enflasyon verisinde gıda ve enerji harici tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4.8 artış kaydettiği görüldü. ABD'de yıllık bazda enflasyonda gevşeme eğilimi devam etse de çekirdek tüfenin hala yüksek kaldığı görülüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Haziran ayındaki toplantıda faiz indirimi için çekirdek tüfeği işaret etmesi dikkat çekmişti. Haziran'da çekirdek tüfede beklenen düşüş eğiliminin görülmemesiyle faiz artırımlarına devam edileceği sinyal alınmıştı. Ancak Haziran ayında çekirdek tüfede kısmi de olsa düşüş kaydedildi. Verinin Haziran'da aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise %4.8'de kalmaya devam ettiği görülüyor. Gelen enflasyon verisi sonrası Fed'in Eylül'deki toplantıda swap fiyatlamasına göre 25 bas puanlık faiz artırımı %16'ya geriledi. IMF Başkanı Christiana Georgieva, küresel büyümenin gelecek 5 yılda ortalama yıllık %3 olmasını beklediğini söyledi. Uluslararası Para Fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin hükümetlerinin borcu kontrol altında tutmak ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için maliye politikalarını sıklaştırması gerekebileceğini söyledi. IMF eğitiminin açılışında konuşan Georgieva, bu hükümetlerin enflasyon devam ettikçe finansal koşulların daha da sıklaştırılmasıyla karşı karşıya kalacaklarını, bunun da sermaye akımları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. IMF Başkanı, kurumun gelecek 5 yıl
yıllık dönemde yıllık %3 civarında küresel büyüme beklediğini ifade ederek, bununsa küresel sermaye akımlarını baskılayabilecek %3.8'lik tarihsel ortalamaların çok altında bir seviye olduğunu sözlerine ekledi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı OECD yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisini inceledi. Raporda küresel ekonominin güncel durumu da ele alındı. OECD, istihdam görünümü 2023 raporunu yayımladı. Yapay zeka ve iş gücü piyasası başlığıyla yayımlanan raporda, yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkisi analiz edildi. Raporda, teknolojideki hızlı ilerleme, maliyetlerin düşmesi ve yapay zeka becerilerine sahip çalışan artışına vurgu yapılarak, OECD ülkelerinin bir yapay zeka devriminin eşiğinde olabileceği aktarıldı. Paylaşılan bilgilere göre, yapay zekanın etkisi dikkate alındığında, en yüksek otomasyon riski altında sınıflandırılan meslekler istihdamın yaklaşık %27'sini oluşturuyor. En fazla risk altında olan işler inşaat, çiftçilik, balıkçılık ve ormancılık gibi düşük ve orta vasıflı işler olarak sıralanıyor. Yüksek beceri gerektiren mesleklerin ise otomasyon riski altında olduğu belirtiliyor. Öte yandan raporda küresel ekonominin 2021'den bu yana önemli ölçüde yavaşlamasına rağmen OECD iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ifade ediliyor. İşsizliğin 1970'lerin başından bu yana en düşük seviyede olduğu vurgulanan raporda, nominal saatlik ücretlerin yükseldiği ancak enflasyona ayak uydurulamadığı notu dikkat çekiyor. İngiltere Merkez Bankası Bank of England'ın ülkenin en büyük 8 bankasını kapsayan stres testleri yeterli sermayeye sahip olduklarını gösterdi. İngiltere Merkez Bankası, gelişmiş ekonomilerde ısrarla yükselen yapışkan enflasyonla mücadele ve kapsamında bankaların olası krizlere karşı ne ölçüde dirençli olduklarını görmek üzere ülkenin en büyük 8 bankasını kapsayan bir stres testi uyguladı. Test sonuçları, ülkedeki toplam banka kredilerinin %75'ini sağlayan söz konusu 8 bankanın sermayesinin 2008'de yaşanan krizden daha ağır şartlarla başa çıkabilmelerine yeterli düzeyde olduğunu ortaya koydu. Kredi verenlerin faizlerdeki küresel artışla da ne ölçüde başa çıkabileceğinin de sınandığı testlere ilişkin İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankalar için testlerden ortak bir geçiş notu bulunmadığı, bankaların her birinden kendileri için belirlenen bir engeli aşmalarının istendiği ve bankaların sermaye yetersizliği göstermediği belirtildi. Öte yandan Merkez Bankası, bankalar için konjonktüre karşı sermaye tamponunun değiştirilmeden korunmasına karar verildiğini bildirdi. Açıklamada bu kararın, bankaların gereksiz yere kredi vermeyi kısıtlamadan, gelecekteki şokları emmek için yeterli kapasiteye sahip olmalarını sağlama yardımcı olacağı kaydedildi. Merkez Bankası ayrıca ABD bankacılık krizinin ardından Maliye Bakanlığı ile küçük bankaların tasfiye edilmesi için potansiyel seçeneklerin değerlendirildiği bilgisini paylaştı. NATO toplantısı bir şekilde sonuçlanıyor. Devlet ve hükümet başkanları zirvesinde uluslararası ilişkiler toplantıda ele alınıyor. Zirvede tabii ki güvenlik sorunları dikkat çekildi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşti. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ülkelerin NATO üyelikleri, güvenlik sorunları ve uluslararası ilişkiler ele alındı. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin değerlendirildiği bildiride, İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerine yer verildi. Bildiride uluslararası ilişkilerle ilgili olarak Ukrayna'ya 2008 Bükreş zirvesinde verilen NATO üyeliği taahhüdünün yinelendiği belirtilerek Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır denildi. Rusya ile ilişkilerde riski minimize etmek, gerginliği azaltmak ve şeffaflığı artırmak için Moskova ile iletişim kanallarının açık tutulacağı bildirildi. Çin içinse Çin'le karşılıklı şeffaflığı da içerecek şekilde yapıcı çalışmaya açık olmayı sürdüreceğiz denildi. Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine dikkat çekilen bildiride, Çin'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya'nın savaşını kınama çağrısı yapıldı. Çin'in Rusya'ya silah desteği vermemesi istendi. Soğuk savaştan bu yana en büyük güvenlik endişelerinin yaşandığı vurgulanan bildiride, terörle mücadelenin kararlılık, azim ve dayanışma içinde süreceği, bu kapsamda başka ülkelerle ilişkiler kurup diğer uluslararası
uluslararası aktörlerle yakınlaşmanın süreceğine dikkat çekildi. Efendim tabii ki Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini bekleyen Ukrayna Devlet Başkanı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü bunun şu anda gerçekleşmesinin NATO'nun doğrudan Rusya ile bir savaş yapması anlamına geleceğini bir anlamda açıkladılar NATO zirvesinde. Ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini istiyor. Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO zirvesi başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO zirvesinin ikinci gününde yapılacak olan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı için geldiği Litexpo'da gazetecilere açıklama yaptı. Konsey toplantısında bazı önceliklerinin bulunduğunu belirten Zelenski, bunlardan birinin silah yardımı paketi, diğerinin ise Ukrayna'nın NATO üyeliği olduğunu altını çizdi. NATO zirvesinin ilk gününün ardından konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturduğunu belirtmişti. Zelenski ise NATO ülkeleriyle aynı fikirde olmak istediklerini belirterek, bugün duyduğumuz şey ve benim anladığım güvenlik tedbirleri izin verdiğinde NATO'ya üyelik daveti alacağız yorumunda bulundu. Bu süreçte ise NATO üyeliğine giden yolda güvenlik garantilerini istediklerini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Vilnius'taki NATO zirvesinde konuşarak Avrupa Birliği ve NATO'ya üyelik için reformları sürdürdüklerinin altını çizdi. Ukrayna'nın savaştayken NATO'ya katılamamasının anlaşılabilir olduğunu ifade ederek savunma yardım paketlerine ilişkin çok pozitif haberlerin olduğunu paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde savunma ve ekonomik ilişkiler ele alındı. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatinde olduğunu belirterek, görüşmeyi ilk adım olarak niteledi. Odak noktasında ikili ilişkiler ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklamasının devamında ABD Başkanı Biden'la bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz dedi. Başkan Biden ise konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan da görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapılarak liderlerin savunma ve ekonomik öncelikler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ikili iş birlikleri güçlendirme çabalarını görüştükleri kaydedildi. Efendim şimdi dünkü yaşanan gelişmeleri aktardık size bu yarım saatlik zaman içerisinde. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Borsa İstanbul devam edecek. Borsa İstanbul devam ediyor. Efendim bugün stüdyomuzda çok değerli, çok sevdiğim, kıymetli bir konuğum var. Sevgili Noyan Rona, eski büyükelçi. Diplomat. Çok teşekkür ediyorum, konuğum oldunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hep Çin'den, Şangay'dan bağlanıyorduk size. Evet. Ama biliyorsunuz değil mi, şimdi hep ben sizin böyle röportajlarınızda hep şuna dikkat ediyorum. Türkiye'nin gönüllü büyükelçisi gibi de çalışıyorsunuz orada. Çünkü Türkiye adına girişimlerde bulunuyorsunuz. Türkiye'nin oradaki bir anlamda PR'ını yapıyorsunuz. Oradaki doğru algılanmasını sağlıyorsunuz. Ve hani orada bizim bir bilenimizsiniz aslında baktığınız zaman. Sağ olun, evet. 40 yıl değil mi? 41. senede. 41 kere maşallah diyorum ben. Sağ olun. Bugün Şangay'dan değil, stüdyomuzdasınız. Evet, çok bugün ayrı bir heyecan duyuyorum böyle. Ben de 32 yıldır televizyonculuk yapıyorum hani bu şekilde. Evet. Ama bugün başka bir heyecan var. Çünkü uzun zamandan beri sizinle hep böyle Skype bağlantısıyla görüşüyorduk. Evet. Nasıl başladı bu macera Noyan Bey?
Valla dediğiniz gibi 41 yıl önce başladı. Ben Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan kültür değişim programı çerçevesinde her yıl karşılıklı verilen master bursları çerçevesinde Türkiye'nin gönderdiği ilk öğrencilerden biriyim. Oraya master yapmaya gittim önce. Ondan sonra 3 yıl master yaptım ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden master alan ilk Türk vatandaşı benim. Wow. Ve benim bulunduğum üniversiteden de bir yabancıya verilen ilk master diplomasını alan benim. Onu aldıktan sonra Türkiye'ye döndüm, Dışişleri Bakanlığı'na girdim. Onlar da beni hemen tekrar Çin'e gönderdiler. Çünkü ben Çin bölge uzmanı olarak girdim bakanlığa. Hı hı. Onun için hep Çin'de görev yaptım. Siz mi istediniz Çin'e gitmeyi? Evet, çünkü ben burada Çince okudum, Çin tarihi, sinoloji okudum. Bu bir devamı olacaktı, böyle bir imkan oldu. Onu ilerletmek istedim. O bakımdan Çin'e gitmeyi peki, ben istedim. Peki ne çekti tabii. Sizi Çin'de? Mesela bu üniversite yıllarında ya da gençliğinizde muhtemelen Uzak Doğu kültürüne bir merakınız vardı ki. Evet. Onun üniversitesini de bir anlamda okumuş oldunuz. Ve Çin'de sizi ne böyle hani böyle vakumladı oraya? Şimdi tabii işin aslı şöyle. Ben İngilizce bölümünde okuyordum. İngilizce bölümden çıkıp Çince bölümüne girdim. Çünkü orada öğrendim ki Çince bölümü Türk tarihini incelemek için çok önemli bir bölüm. Hı hı. Ve 1927 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulmuş Çince ve Hintçe. Türk tarihinin şeyleri, esas belgeleri Çince. Bugün biz Hunların tarihini ne kadar biliyorsak bunlar hep Çince belgelerden biliyoruz. O bakımdan ben Türk tarihine meraklıydım. Türk tarihini öğrenmek için de Çinli ve Çince'yi öğrenmek lazım. O bakımdan Çince beni çekti, Çin beni çekti. Ne kadar yani o Atatürk'ün öngörüsüne bakar mısınız siz? Yani Türk tarihini öğrenmemiz için Çin'le, Çin tarihini ve Çince'yi öğrenebilmemiz için de Türkiye'de bölümlerin açılmasını evet. sağlıyor. Ve Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde ilk açılan bölümlerden biri zaten Çince, öbürü Hintçedir. Atatürk o zaman demiş, biz tabii ki Batı dillerini öğreneceğiz ama Türkler için iki önemli dil var. Biri Hintçe, biri Çince. Nereden geldiğimizi bilmemiz lazım. Evet. Tabii. Nereden geldiğinizi tabii. bilmezseniz nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Tabii doğru. Peki mesela Çin'de de bizim gibi gelenekçi bir toplum mu? Biz de biraz gelenekçiyiz çok, çünkü. Evet, çok gelenekçi. Yani orada her şey gelenek görenek, her şeyin bir gelenekçi var. Her hareketin, her davranışın, her düşünce tarzının. O bakımdan o yapıyı bilmek, anlamak lazım. Çinlilerin düşünce sistemini anlayabilmek için o tarihi ve kültürel background'u bilmek lazım. Şimdi kültür tabii ki şeyden geliyor, biraz topraktan geliyor. Kelime anlamıyla da kültür topraktan geliyor. Evet. Şimdi o topraklar üzerinde yetişen bütün canlılara da bir anlamda onların hani karakterlerini oluşturuyor. Biz hani Türk olarak... Sürekli göçebe hayatı, hareketli, dinamizm bir hayat. Şimdi Çinlilerde nasıl mesela bu gelenekçi yapı? Daha aktif, dinamik mi yoksa daha böyle hani sağlamcı, garantici mi ya da daha bir yerleşik düzen mi? Çinliler herhalde tarıma en erken geçen ülkelerden bir tanesi. Yerleşik malum Sarı Nehir ve Uzun Nehir çevresinde Çin medeniyeti oluşuyor. Ve Çinliler hep tarih boyunca yerleşik kalmışlar. Aramızdaki yüzden, birinci fark bu o zaman. Bir de Çin'in sınırları fazla değişmemiştir yani. Bütün tarihe baktığımız zaman değişen sınırlar da hep Çinli kavimler arasında değişmiştir. Yani Çinli derebeyler arasında bir sınır değişikliği olmuştur. Yoksa Çin'in genelde sınırı fazla değişmemiştir. Çin yerleşik topluma ilk, yerleşik düzene ilk geçen toplumlardan bir tanesi. O yüzden mi kurallar Çin'de çok katı ve kurallar çok fazla... Hani uygulanıyor diyelim Çin'de. Diyebilirsiniz tabii. Çünkü yerleşik olduğu için tarıma dayalı bir düzen ve her şeyin bir sistemi var. Yani bugün ben tarih okuduğum için biliyorum. Mesela M.Ö. 200 yıllarında bir 15 ile 25 yaş arasındaki erkek çocuğuna ne kadar toprak verileceği yazılı. Ve o topraktan ne kadar vergi alınacağı yazılı. Yani o kadar sistemli bir düzen var ki orada. Ne bileyim mesela bazı yerlerde 15 gün askere gönderiyorlar Çin Seddi'nin civarında korumak için falan. Yani her şey çok düzenli. Bütün mahkeme kayıtlarını falan görebiliyorsunuz milattan sonra 500. yüzyıllarda. Benim incelediğim belgelerde öyle çok ilginç şeyler vardı. Mesela Göktürklerle o zamanki lokal Çinliler arasında, Han soyundan gelenler arasında bazı mahkeme durumları oluyor falan. Onun tutanakları var, tercüman var, mührü var falan. Yani
çok yerleşik düzen ve çok sistemli bir şey var. Devlet geleneği var. Tabii o devlet geleneği de köklü bir gelenek. O da köklü bir diplomasi demek. Evet tabii. Yani zaten Çinlilerin diplomasisi biliyorsunuz. Yani, satranç oynar tabii. Gibi. Ama Çinlilerde satrançtan ziyade bu Wei Chi dedikleri, Japonlarda Go diyorlar. Bir başka bir satranç tahtasında oynanan beyaz ve siyah düğme tuşlarla oynanan bir oyun daha var. O da düşmanınızı çevrelemeye yönelik. Henry Kissinger'ın kitabında, Çin'le ilgili kitabında orada yazıyor. Yok yani Batı'da diyor şahmat. Evet. Satrançta şahmat yapar. Ama Çinliler diyor yavaş yavaş sizi sararak öyle bir hale getirirler ki oynayamayacak, kımıldayamayacak duruma gelirsiniz. O da işte Wei Chi dedikleri o oyun. Aslında Wei Chi'yi diplomaside uyguluyorlar mı? Tabii tabii yani bütün şey orada yani bütün sanat süper, orada. Süper. Çok derin bir diplomasi var. Çok boyutlu bir şey var, görüşü var. Hem dünya büyük bir devlet, hem nüfus olarak bu hem güç savaş olarak. Sanatı diye bir kitap var biliyorsunuz. Evet, Sunca, evet. Evet, bu da aslında Uzak Doğu kültürünün ne kadar diplomasiyi bir savaş taktiği gibi, hani masadaki diplomasiyi de aynen sahadaki gibi böyle taktiklerle uyguladıklarını evet. gösteriyor. Çok enteresan bir kitaptır o da. Evet, okurken şey yapmıştım. Evet. Peki, Noyan Bey mesela biz Türkler şunu seviyoruz. 16 devlet kurmuşuz evet, işte. 17. devlet Türkiye Cumhuriyeti. 16. devlet Türkiye evet. Cumhuriyeti. Şimdi çok devlet kurmuşuz. Topraklar değişince kültürler de değişiyor otomatik olarak. O yüzden de çok devlet kurmuşuz. Ama biz de genelde kuralları biz olaylara göre uyduruyoruz. Yani evet. kurallar geriden geliyor. Ya da kurallar olaylara göre ya da kişilere göre değişebiliyor. Evet. Şimdi Batı'nın da aslında Doğu'nun bile ayak uyduramadığı, yani Doğu derken Çin'i kastediyorum, ayak uyduramadığı tek şey herhalde Türkiye'de bu. Evet, Çinliler en büyük hastalığımız bu. Düzenli, nereye geldik? Evet, yani Çinliler öngörülmemeyi çok tercih etmezler. Yani her şeyi öngörmek plan, isterler. Plan, program. Plan, program. Ona göre alternatif çözümler, alternatif planlar. Öyle ani değişiklikler, beklenmedik olaylar. Çinliler pek ona şey yapmazlar. Yani. Ama krizi mesela Türkler daha iyi yönetiyor. Evet, biz çok alıştık ona. Evet, biz onu, o bakımdan... Hem çok kriz yaşadık. Var. Bir de bizim hani kıvrak bir zekamız evet. var. Mesela ben o kıvrak zekayı hiç kimse kusura bakmasın bir Avrupa'da görmüyorum. Evet, evet. Yani 6'daki treni kaçırdığı zaman atıyorum eyvah diyor tren kaçtı. Ya diyorsunuz ki bundan sonraki tren ne zaman? 6.15 ona binersin. Evet. Ha evet ya falan. Ama orada 15 dakika onun için çok büyük bir kayıp. Bizim için hemen çözüm. 6'da kaçırır. Sen 6.15'e binersin. Evet, evet. Biraz Yunanlarda Akdeniz kültüründe var biraz galiba var. Bu. Biz biraz daha yatkınız. Onun için mesela Çinlilerle görüşmelerde çok dikkat etmek lazım. Öncelikle sizin demin de söylediğiniz gibi yani o müzakerenin taktiksel çok ayrıntısı var. Onları bilmek lazım, onları anlayabilmek lazım. Mesela masada nelere dikkat ediyorlar? Bu masada hemen her şeye dikkat ediyorlar. Özellikle ilk defa görüşüyorsanız her şeyinize bakıyorlar sizin. Mesela yani çok basit, işte şehrimize hoş geldiniz, ilk defa mı geldiniz? Evet diyorsunuz. Nerede kalıyorsunuz diyorlar. Siz bir otel ismi söylüyorsunuz. O otelden size bir not geliyor hemen. Yani diyorlar bu otelde kaldığına göre bu düzeyde birisi. Harcama düzeyi bu. İşte ekonomik durumu bu diye size bir not veriyorlar. Oo. Yani sen nasıl geldin? Taksiyle geldim diyorsanız ayrı bir not. Araba vardı oyuna geldin ayrı bir not. Yani daha oradan başlıyor. Önce yani oyun başlamadan önce, tabii, diplomasi tanımak, başlamadan önce sizi böyle küçük sorularla tanıyor. Yani tanımak çok önemli. Tanımanın arkasında da birincisi merak diyebilirsiniz ama ikincisi güvenmek. Yani size ne kadar güvenebilirim? İş yapmak için size ne kadar güvenebilirim? Bunu tartmak istiyorlar. Bir de Çin'de bir laf vardı. Yani biz ticaret yaptığımız için dost değiliz. Dost olduğumuz için ticaret yapıyoruz. Bir derler. Daha söyleyeyim bunu. Yani ticaret yaptığımız için dost değiliz. Dost olduğumuz için ticaret yapıyoruz. O zaman böyle dostluk daha ön planda. Tabii. Yani önce sizi dost olarak görebilir miyim, göremez miyim? Güvenebilir miyim, peki, genelde şöyle bir şey vardır. Siz benim dostumsanız dostum kalırsınız. Evet. Hatta bir ileri daha gideriz biz Türkler. Dostumun dostu dostumdur deriz. Çinlilerde böyle mi? Var, yani Çinlilerde var. Mesela yani, Çinlilerle dost olursanız hep evet. dost mu kalırsınız? Kalırsınız ve dostlukları çok güvenilirdir yani. Düşmanlıkları da çok tehlikelidir. Evet tabii. Genelde tarih kitaplarında okumuşsunuzdur böyle. Çin'in bir içten çökertme politikası vardır.
Evet. Yani dış saldırıdan ziyade içten çökertme evet. politikası. Bu nereden gelmiş sizce? Çünkü şimdi çok büyük bir ülke. Biliyorsunuz Çin, Çince'de orta ülke demek. Orta ülke. Orta, yani dünyanın ortası. Hatta ortadaki çiçek anlamı da var. Yani biz ortadaki çiçeğiz, diğerler yabani ot gibi şey olabilir. Biz de gülüz ama bu arada. Evet tabii. Dikenlerin arasında. Evet. İşte onun için tabii yani dünyanın merkezinde olduklarını kabul etmişler. Ve çok büyük bir ülke olduğu için geleni içine çekip eritebilmişler. Bugün Çin'e gelip yani Çin'in içine girip de erimeyen ulus hemen yok. Bunun içinde işte tarihteki Doğu Göktürkler, Doğu Hunlar, Çin'e girenler erimişler tabii. Yani çünkü onu eritecek gücü var. Hem toprak olarak, hem nüfus olarak, hem kültür olarak. Birçok mesela Çin tarihinde hanedanlık kurmuş Türk soyları var. Onlar bile Çinlileşme yönünde adım atmıştır. İşte kıyafetler değişmiştir, yazıyı değiştirmişlerdir, adetleri değiştirmişlerdir. Yani çok bir çekim gücü çok fazla olan. Şimdi kaç eyalet var Çin'de? 29 eyalet var. 29 eyaletin ayrı yönetimleri mi var? Bir de biraz oranın sistem, siyasetini. 29 eyalet var. 5 tane özel bölge var. 4 tane de merkeze doğrudan bağlı şehir var ki bunlar eyalet düzeyinde diyebilirsiniz. Eyaletler iç politikada bağımsız mı? Belli oranlarda bağımsız. Belli oranlar ama dışarıda tamamen tabii yani bağlı. O dışarı zaten söz konusu değil. Yani mesela şu söyleniyor. Buyurun. Mesela yani eyaletler kendi 5 yıllık planları, kalkınma planlarını, işte vergi hedeflerini, yatırım hedeflerini bunları falan tespitte şeyler. Serbestler. Ama yine merkeze hesap veriyorlar. Tabii. Ayrıca bir de tabii Çin'de iki türlü bir vergi sistemi var. Bir merkezi hükümetin aldığı vergiler, bir de yerel hükümetlerin aldığı, yani eyaletlerin aldığı vergiler var. Oralarda çok büyük serbestlikleri var. Eyaletler çok zenginse bazen merkezi hükümet oradan belli parayı alıp gücü zayıf olan eyaletlere şirketler arasında para transferi gibi değil mi? Eyaletlere veriyor. Evet. Yani onların kalkınması için böyle bir sistem var. Peki böyle şöyle bir algı vardı eskiden, işte Çin dünyanın en ucuz ürünlerini üretildiği ülke, işte emeğin en ucuz olduğu ülke, dünyanın fabrikası. Ama dünyanın fabrikasında işler değişti. Dünyanın fabrikasında artık teknolojiyi yoğun bir şekilde üretim yapılıyor. Dün söyledim onu, İstanbul Sanayi Odası 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bir araştırma yapıyor. 2019, 2020, 2021, hadi muhtemelen 2022'de de aynıdır. Yüksek teknolojiyi kullanan şirketlerin 500, yani toplam sanayi arasındaki payı %6. Çok düşük. Düşük. Ama tabii Çin'de öyle değil. Çin'de bugün şu var, benim acaba doğru mu bu düşüncem, bilgim, ya da onu sorayım size. Ucuz isterseniz ucuz mal da yapıyoruz ama en pahalısını da yapıyoruz. Evet. Paranıza göre, talebinize göre biz hizmet veririz. Aynen öyle. Aynen nasıl öyle. Geldi bu seviyeye? Şimdi tabii, teknolojiye yatırım yaptı büyük tabii ihtimal. Yani 80'li yılların başından itibaren büyük bir dışa açılma ve reform, çok önemli bir yabancı sermaye girişi ve teknolojiye ve reforma açık politikalar ve insanların adeta ellerini serbest bıraktılar. Gidin nasıl yaparsanız yapın dediler. Komünizm format mı değiştirdi? Biraz daha pragmatik hale geldi. Hani ben Trump zamanında şey demeye başlamıştım. Acaba Amerika komünist oldu da Çin kapitalizmi mi seçti? Evet. Böyle Trump kapanınca Çin bir anda dünyaya açılma politikası, Çin globalleşmeyi öneriyordu. Ama Çin için bu önemli bir şey. Yani Çin civarında, hem ülkede içinde hem de civarda dünya düzeyinde istikrarlı ve kalkınmaya açık bir ortamı destekliyor. O bakımdan hem dış ilişkilerinde daha barışçıl, özellikle komşularla ilişkilerde sorun olmayan ve sorun doğurmayacak politikalar ve işbirliğine yönelik politikalar uyguluyor. O da tabii Çin'in kalkınma ortamı için iyi bir fırsat. Ekonomi haberlisi olarak ben iki ülkenin yapısının, insan yapısının çok önemli bir özelliğini gördüm sevgili Noyan Bey. O da şu: Çinliler de bizler de dünya ne isterse onu üretebilecek bir zekaya sahibiz. O kesin. Evet. Yani çok iyi bir hafızamız var, görsel hafızamız var. Bir sanayi büyüğümüzle konuşuyordum. Kendisi hani ilkokulu bile bitirmemiş bir kişi ama çok muhterem, Türkiye'ye damgasını vuran bir kişi. Yurt dışına fuarlara gidiyorum Sami dedi. Orada görüyorum bir makineyi, geliyorum Türkiye'ye, aynen birebirini yapıyorum dedi. Hiçbir üniversite diploması yok mesela, böyle insanlarımız var, böyle zekalarımız var. Dünya ne isterse, mesela Çinliler, ama şöyle bir Çin'in üstünlüğünü görüyorum ben. Biz hani ölçek ekonomimiz olmadığı için Çinliler
milyon tane isteseniz de yapıyorlar. Çünkü evet. bir anlamda kümelenip fırt diye onu böyle oluşturuyorlar, yapıyorlar. Evet. Biz o birlikte hareket etmeyi başaramıyoruz. Ama o Çinlilerin genel bir yaklaşımı. Yani Çin'de ölçekler çok büyük. Yani caddeler büyük, evler büyük, ondan sonra meydanlar büyük. Onun için rakamlar büyük orada. Çünkü onlar 1.4 milyar insan ölçeğinde düşünüyorlar. Onun için mesela birçok fabrika belli bir sayının altındaki siparişinizi kabul etmiyor. Mesela 10 bin, 20 bin kabul etmiyor. Bana 100 bin, 200 bin getirin diyor. Çünkü o kadar büyük bir fabrika ki. Bu tek tek fabrikalar mı yoksa birleşebiliyorlar mı bunlar? Fabrikalar genelde mesela çoğu da kobi şeklinde diyebilirim. Çin'de mesela Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre sanıyorum 150 kişiden az olan işletmeler kobi sayılıyor. Ama Çin'de mesela 20 bin, 30 bin, 100 bin kişilik şirketler var, kobi sayılıyor. Büyük holding onlar bizde. Ama Çin'de kobi sayılıyorlar. Çin ölçüde kobi sayılıyor. Çin'deki tek bir şirket bizim aslında yüzden 100 tane kobimizin bir araya gelmiş hali. Öyle tabii yani o bakımdan ölçekleri çok büyük. Hem de hedefleri çok büyük. Onu yaparken hem Çin içini düşünüyorlar. Şimdi 1 milyar 300 milyon, 400 milyon insan var. Yani onlar yani onlara göre büyük değil ama bize göre büyük. Tabii bize göre büyük. Ama bizim pratikliğimiz Çinlilerden daha iyi. Biz daha pratik düşünüyoruz. Daha pratik. Teslimat sürelerimiz bizde daha kısa. Onlar daha esnek davranabiliyor. Çinliler plan program yapıyor. Yani bir yıl önceden siparişin varsa vereceksiniz. Kılı kırk mı yarıyorlar? Evet. Yani bir de yani düzenli olsun diye ani değişikliklere pek gelemiyorlar. Türkiye o bakımdan çok daha iyi. Hem işte Avrupa pazarlarına biz yakınız. Haberleşmemiz kolay. Lisan Çin'in şeyimiz sistemi yok. Ve o geleneksel yapısı bizdeki geleneksel yapıda öyle olsa, Çin'deki üretim kültürü bizde olsa da ya da onların üretim kültürüyle bizim pratikliğimiz birleşse herhalde dünyayı Türkiye ve Çin'den başkası yönetemez evet, değil mi? Tabii yani çok niye böyle iyi bir sinerji ya olabilir. Sen de bu var, ben de bu var. Gel birbirimizi tamamlayalım. Niye demiyorlar? İşte biraz rakip gibiyiz herhalde. Rakip çünkü, olamayız ki Çin'e biz yani. Bu anlamda rakip olamayız. Belli alanlarda mesela tekstilde falan biz Çin'le rakibiz. Dünya daha pazarlarında bence biz daha iyiyiz. Çünkü kalite anlamında, teslimat bakımından, ondan sonra takip etmek bakımından, gelişmeleri takip etmek bakımından. Çinliler biraz daha edilgen, ya dışarıdan gelecek siparişi bekliyorlar. O sipariş geldikten sonra onun aynısını yapıyorlar. Ama yön verme bakımından biraz daha edilgen davranıyorlar. Hadi şimdi başka bir şey sorayım. Mesela Çinliler şişman mı? Şişman Çinli var mı? Şimdi Çin'de son yıllarda obezite var. Çinlilerde obezite var. Ve bu konuda yoğun şey var. Eğitim programları, tedavi programları. Özellikle çocuklarda, genç nüfusta obezite var. Hamburger mi girdi o? Evet, hamburger işte ve türevleri biliyorsunuz. Onlar çok yaygın. Lahmacun satalım onu. Lahmacun satılan yerler var. Ama onlarda başka yemekler daha var tabii. Biraz da batı. Şimdi şu var mesela. Ekonomileri büyük, işte fabrikaları büyük ama kendileri küçük. Mesela uzun boylu insanlar var mı? Var tabii, var. Mesela bizim Çin algımız şu. Küçük insanlar, çevik insanlar, atletik insanlar. Yok öyle değil. Değil yani değil Çin'in çok... O filmlerde, Amerikan filmlerinde vardı evet. ya Mühan Bey. Yakışıklı, uzun boylu adamlar ve harika fıstık gibi kadınlar. Amerika'ya bir gittiğimde şunu gördüm. Aman Allah'ım, benim üç katım. Yani hem yapı hem vücut. Zayıf insan yok. Sürekli böyle bir obezite sarmış evet, her evet. tarafı. Amerika'da demek ki biz sadece evet. filmlerde gördüğümüze inanmayacağız. Evet, evet, evet. Ama siz de tabii... çok böyle şey, fit. Kıyafetiniz de özel. Sağ olun. Bu daha rahat oluyor. İçine istediğinizi giyiyorsunuz kapatınca. Ama bu biraz fit oluyor. Siz de biraz hafiften Çin kültürünü benimsemişsiniz. Bu rahat oluyor yani. Rahat onun için... gerçekten bu. Hani, bu kıyafetlerin bir özelliği var mı? Var. Bu... Çin'in ilk kurulduğu yıllarda yani 1911'lerden beri bu Sun Yat-sen'in giydiği bir kıyafet. Zaten onun ismiyle anılan bir kıyafet. Bu kışın ben o öğrencilik yıllarımdan biliyorum. İçinize istediğiniz kadar kazak gömlek giyin. Bunu giydiğiniz zaman düğme iliklenince gayet fit duruyorsunuz. İçinizde neler olduğu bir görünmüyor. O bakımdan ısınma ihtiyacınız şey yapmıyor, etkilenmiyor dışarıdan. Ama yine de sizin gibi fit olmak lazım fit bence. Olmak ben onu giydiğim öyle. Zaman yine göbeği saklayamam yani çok evet, zor. O zaman çok iyi sıkıntı. Olmuyor. Bir de mesela şunu çok... Sonra senin sözünüzle Çinliler genelde... Dünyaya Kanton eyaletinden yayıldıkları için yani Hong Kong ve onun üstündeki eyaletten yayıldıkları için oradaki insanlar daha ziyade kısa boylu ve ufak cüsseli. Ama Çin'in kuzeyine doğru gittikçe insanların cüsseleri büyür, uzar, daha yapılı Çinlileri görmek mümkün.
Yarın Türkiye'de misiniz Doğan Bey? Evet, Türkiye'de. Yarın da gelin ne olur. Bizde laf bitmez. Peki yani. Bir şey soracağım. Çok da keyifli bir sohbet. Yani bu klasik bir sohbet, klasikleşmiş bir sohbet olabilir. Yani şeyini kaybetmez, güncelliğini kaybetmez. Mesela Çinlerle toplantıya girdim bir defasında bir ekiple beraber. Sürekli not alıyorlar bilgisayarlarda siz konuşurken. Sonra toplantı bitti. Herkes kartlaştı böyle. Klasik o kart verme hikayesi. Onu da yarın konuşalım. Sonra mesela dedim ki, bir baktım mailime bir mail düştü. 5 dakika geçmedi. Baktım toplantıya katılanların hepsi CC'lenmiş o maile. O toplantıda ne konuştuysak onu not almışlar. Evet. Hani biz hep aklımıza yazarız ya. Yok, orada not tutmak çok önemlidir. Yani tarihe kayıt düşmek çok önemlidir. Her şey kayıt altındadır. Evet. Ve onu takip ederler. Yani ne, orada ne söylendiyse, ne yapacaklarsa. Bir dahaki toplantıda biz şunu konuşmuştuk, şunları yaptık. O zaman şöyle yapamıyoruz mesela, derler yani. Doğan Bey, hallederiz ya, çözeriz. Onlarda bu kavramlar herhalde şimdi hiç yok. Öyle derlerse bilin ki yapmayacaklardır. Ha, okey. Zaten olmuyor. Biz bunu bir düşünelim derlerse. Ya onlar kibarcasını söylüyorlar. Aynen öyle. Biz hallederiz ya, yani, yaparız ya falan diyoruz ya. Onlar biz bunu bir düşünelim deyince olmuyor. Evet, veya biz size bir düşünelim sonra haber verelim falan. Peki o süreçlerin bu kadar uzun sürmesi, hani çok böyle bir anlaşma yapacaksınız, bir ticari işbirliği yapacaksınız. Böyle bir zaman geçiyor. Acaba diyorsun ne oldu, olmuyor. Mesela Almanlarda şu var. Olumlu ya da olumsuz dönüyorlar. Diyorlar ki teşekkür ederiz, çalışamayacağız. Ya da evet çalışacağız. Evet. Çinlerin tarzı ne? Çinlerin öyle bir tarzı yok. Çinliler uzattıkça uzatabilirler. Onun onun anlamı size güvenip güvenmediğini kendisinde test etmesi. Güven olduktan sonra ben çok biliyorum. Mesela 15 gün toplantı yapıyoruz. Hiçbir sonuç olmuyor. 15. günün sonunda bir akşam yemeği yiyoruz. Patron Çin tarafı, patronu çağırıyor, getirin sözleşmeyi diyor, imzalıyor. O bir güven şeyinin... Peki 15 gün boyunca sizi diyalog devam ediyor. Tabii devam ediyor. Sizi anlamaya çalışıyor. Tabii tabii, gücünüzü anlamaya çalışıyorlar, niyetinizi anlamaya çalışıyorlar. Söyledikleriniz doğru mu değil mi? Bu özellikle mesela Türkiye'den gelip Çin'de temsilcilik almak isteyen firmalar için çok geçerli. Mesela Çin'de bir marka var, onu almak istiyorsunuz Türkiye'ye getirmek. Sipariş verirken, Çin'e sipariş verirken daha kolay. Orada siz patronsunuz. Onlar size istediğinizi yapmak istiyorlar. Yani orada kolay. Orada müşteriyiz çünkü. Evet, müşteriyiz, para vereceğiz. Ama eğer Çin'de satıcı olacaksan... Satıcı çok zor. Benim kurallarıma satıcı göre. Çok zor. Oradan bir temsilcilik alacaksanız çok çok zor. Yani o çok süreçler uzun. Peki mesela Çinli bir erkekle kadın evlenecek. Yine aynı şekilde mi o süreç? Valla o biraz daha hislerden çok ticari bir anlaşma gibi. Yani senin neyin var? Evin var, araban var. Benim işte şuyum var, buyum var. Bankada kaç param var? Aylık maaşın ne kadar? Bunları çok detaylı olarak sorarlar. Yani aynı uzun mu sürüyor bu süreç? Eskiden yani uzun sürüyor. Nişanlılık yani, dönemi oluyor. Nişanlık takılır bizde. Bir yıl sonra da evlenilir mesela. Mesela 5-6 yıl öyle kalanlar var. Biliyorum tabii. Öyle arkadaşlık yapanlar var. Daha sonra işte hem ekonomik durumun düzelmesi, işte hem iş durumunun ayarlanması. O zaman şu mudur mesela? Şöyle bir sonuca çıkarabilir miyiz? Çin'de evlilikler uzun sürüyor. Ama son yıllarda boşanmalar da artıyor şimdi. O neden? Ekonomi mi? Biraz ekonomi tabii. Ah bu para var ya, ah bu para. Her şey bitiyor. Sevgiyi mevgiyi falan atıyor İlk 5 yılda şeyler artıyor. Boşanmalar artıyor. Eskiden boşanma Çin'de çok ayıp bir şeydi. Yani şöyle söyleyeyim. Boşanmak için çiftler kendi kurumlarının amirlerinden izin almak zorundaydı. Kendi mahalle muhtar heyetinden izin almak zorundaydı. Onun için boşanmalar çok zordu eskiden. Peki dinleri, inançları? Şimdi Çinlilerin çoğu ateist. Geri kalanı Budizm çok birinci sırada diyebilirim. İşte Konfüçyüs ve işte Taoizm gibi biz din olarak kabul ediyoruz ama Çin'de onlar öğreti olarak kabul ediliyor. Onlar var. Kurallar var. Evet, kurallar var. Onun dışında Hristiyanlık çok az, Müslümanlık var. Ama genelde halk ateist yani. Peki son Uygur Türkleri. Aslında en uzun mevzu bu da. Evet, böyle yani bir dakika sıkıştıracağız onu. Yarın devam edeceğiz. Şimdi bu iki ülke arasında problem olmaya devam ediyor mu? Yoksa sanki Türkiye bunu biraz görmezden mi geliyor? Valla bence iki tarafta görmezden gelmiyor. Gelmiyor. Ama çözüm yönünde belli süreçlere tabi kalıyorlar. Çinlilerin daha çok güven duymak istediklerini düşünüyorum ben Türkiye tarafına. Aslında Uygur Türkleri tarafına baktığınız zaman da orada da belki farklı bir politika izlenebilir. Tabii ya, onların zaten iki ülke arasında bir kültür bağı oluşturması,
bizi birbirimize daha yakınlaştıran bir unsur olarak ele alınması bence en doğrusu. Belki de Uygur Türklerinin Çinleşme konusunda biraz direnç göstermesi. Ama zaten öyle bir dirençleri var zaten. O direnç belki de bu mücadeleyi uzatıyor. Ya da bu ne bileyim süreci... Tabii olabilir. Yani onlar çok siyasi şey konuları. Noyan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür biraz ediyorum. Çin'deki hayatı ben hani merak etmiştim, bunu konuştuk. Eğer yarın konuğum olmayı kabul ederseniz tekrar yarın da biraz ekonomiyi tabii. ve siyaseti. Bugün rakamlar dünya açıklandı çünkü. Dünya kültürünü hem o rakamlara hem bir bakarız. Evet. Aslında çok da keyifli oldu, çok iyi oldu. Hazır buraya gelmişken, valla bana kalsa bir hafta size arka arkaya alırım. Ama gideceksiniz herhalde içine evet, sonra. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Noyan Rona. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok bilgilendim. Efendim bu keyifli ve lezzetli sohbeti de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. İstanbul sundu.